Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Zat-ı Mekke 8. sefir 52. kısım. Asır içinde vasıl. Sadakanın gizli verilmesi. Sadakayı gizli vermek Allah'ın yedi bedele tahsis ettiği yüce makama ulaşmak için şarttır. Sadaka çeşitli tarzlarda gizlenebilir. Bunlardan biri sadaka verilenin vereni tanımayışıdır. Sadakayı ona bir şekilde ulaştırmak için gizli bir yol bulursun. Çünkü yollar pek çoktur. Başka bir tarzı ise sadakayı alan insana onu nasıl aldığını ve senden değil Allah'tan aldığını açıklamandır. Verdiğin sadaka nedeniyle kendisine bir iyilik yaptığını düşünmez ve senin önünde zelil ve hor duruma düşmez. Aynı zamanda gerçekte sadakayı veren Allah hakkında yüce bir bilgi kazanır. Sen ise sadakayı verirken onun gözüne görünmezsin. Çünkü sadakayı alırken sadece kendisine ait bir şeyi senin vasıtanla aldığına onu ikna etmişsin. Bu da sadakayı gizleme tarzlarından biridir. Sadakayı gizlemenin başka bir tarzı ise verilen şeyin sadaka olduğunun gizlenmesidir. Dolayısıyla sadaka verilen de sadaka veren tarafından tanınmaz. Hükümdarın görevlendirdiği sadaka memuru sadakayı aldığında ise onu zor ve güç kullanarak alır. Allah tarafından kendisini almaya vekil kılınmış hükümdarın eline ulaştığında hükümdar sadakayı 8 sınıfa dağıtır. Onlar da horlanarak değil, izzet-i nefs duygusuyla onu alır. Çünkü sadaka vekilin vasıtasıyla onlara ulaştırılacak bir haktır. Dolayısıyla sadaka alan kişi aldığı şeylerden o malın sahibinin kim olduğunu bizzat bilemez. Bu nedenle mal sahibi zenginin fakir üzerinde bir ihsanı ve üstünlüğü olamaz. Başka bir yönüyle zengin fakire kendi malının ulaştığından da tam olarak haberdar olamaz. Bu da sadakanın gizlenme tarzlarından biridir. Çünkü sadaka veren kişi kime sadaka verdiğini bilmediği gibi sadaka alan da sadakayı kimin verdiğini bilemez. Sadakanın gizlenişinde bundan gizli bir yol yoktur. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmez. İşte belirtilen tam da bu durumdur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın gizlenmesiyle ilgili söylediğimiz şeyi kıyamet günü Rahman'ın yakınları oldukları için Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenen Hakk'ın özel kulları olan 7 kişinin durumu açıklarken şöyle söylemişti. Buhari Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. 7 insanı Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirir. Adaletli hükümdar, Allah'a ibadet ederek büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı insan, Allah yolunda birbirini seven 2 kişi, bu uğurda bir araya gelir ve ayrılırlar. Güzel ve mevki sahibi bir kadın kendisini davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye karşılık veren adam, sadaka verip de sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde sadakayı gizleyen kimse, yalnız başınayken Allah'ı zikredip gözleri dolan kimse. Asır içinde vasıl. Kendisine sadaka olarak verilmezden önce mal sahibini görenler. Allah'ın bazı kullarına elindeki rızkın ki artık onun malıdır, kime ait olduğu gösterilir. Onların isimlerini sadaka olarak verilecek malın üzerinde fakat kendi elindeyken görür. Sadaka vereceği kimselerin adını malın üzerinde gören bu özellikteki bir insan sadaka verdiğinde ona sadaka sevabı yazılır mı diye bir soru sorulursa buna evet deriz. Allah mülkü ona ait kılması yönünden sadaka ona yazılır. Sadakanın sahiplerinin kendisine gösterilmesi buna bir zarar vermez. Bakınız, can çekişen kişiden sahip ismi düşer. Malında tasarrufu sınırlandırılıp sadece malının üçte birinde tasarruf yapması mübah sayılır. Bundan fazlası hakkındaki sözü dikkate alınmaz. Çünkü o sahip olmadığı bir şey hakkında konuşmuş sayılır. Nefs hırslı, dolayısıyla cimri yaratılmıştır. Allah şöyle buyurur. Ona bir iyilik ulaştığında cimrileşir. Başka bir ayette ise nefsinin hırsından sakınan denilir. Bunun sebebi insanın mümkün bir varlık olmasıdır. Mümkün, varlığını yokluğuna tercih eden bir tercih edene özü gereği muhtaçtır. Öyleyse mümkün için muhtaçlık özünden kaynaklanır. İnsan yaşadığı sürece bedeniyle irtibatlıdır. Çünkü onun ihtiyacı iki gözünün önündedir. Yoksunluğu ise kendisine gösterilmiştir. Şeytanın vaat vererek
ona gelmesi de bu sayede mümkün olabilir. Allah şöyle buyurur: Şeytan sizi yoksullukla korkutur. Allah'ın yardımıyla güçlenenden başkası nefsini ya da şeytanı yenemez. Bu kişi ise kendisine verilen imkan ölçüsünde şeytanla ve nefsiyle savaşır. Bu nedenle şeriat yoksul mümkünün verdiği şeyi sadaka diye isimlendirdi. Çünkü verilen mal sıkıntı ve zorla ortaya çıkmıştır. İnsan bekayı düşünmeyip ayrılıktan emin olsaydı mal vermek ona kolay gelirdi. Çünkü mal ona istese de istemese de zorla alınacaktır. Dolayısıyla o halde nefsinin cömertlik yapmasını isteyen kimse ayrıldığı şey ölçüsünde başka bir yerde onu tahsil etmeye dönecektir. Bütün bunlar insanın hırsından kaynaklanır. Dolayısıyla böyle bir nefs kerem bulamadığı gibi Allah onu hırsından da korumaz. Müslim bu konuda Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarmıştır. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek şöyle sormuş: Ey Allah'ın peygamberi, hangi sadaka sevap bakımından daha büyüktür? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı ve hırslı iken verdiğin sadaka. Çünkü bu esnada yoksulluktan korkar, bekayı arzularsın demiştir. Allah'ın nefsinin hırsından korumadığı bir insan bu hale ulaşıp malından belirli bir gruba sadaka vermeyi belirleme gücü ortadan kalktığında vereceği şeyi sadaka saymalıdır. Kendisine emaneti sahibine ulaştıran, içinde bulunduğu vaktin ise emaneti verme vakti olduğunu kabul etmelidir. Bu durumda sadaka verenler ile değil, emanetlerini veren emanetçiler ile beraber diriltilir. Artık sadaka onun aklına bile gelmez. Vasıl, Allah ehlinin nezdinde mülk ve sahiplik türleri. Allah Arif'e şöyle der: Bu senin mülkündür. O da Allah'tan bunu edeple kabul eder. Bu konudaki bilgi onun hak eden kimse ve hakkı olan kimse için bir hak ediş mülkü olduğunu bilmeyle ilgilidir. Bu mal emanet olarak elinde bulunduğu kimse adına da bir emanet mülktür. Sadece kendisinden var olduğu kimse için de cömertlik mülküdür. Her şey varoluş bakımından Allah'ın mülküyken duruma göre kula aittir. Gerçekte onun için zorunlu olan menfaat, insan adına bir hak ediş sahipliğidir. Bunlar yeme ve içme esnasında yiyerek ve içerek beslendiği şeylerdir. Yenilen ve içilen şeylerin artıkları, iki dışkı yolundan veya başka bir yolla çıkanlar bu kısma girmez. Elbiseler ise sıcak ve soğuk havadan koruyan şeylerdir. Bu miktarın dışındakiler ise belirttiğimiz şeylerle ilgili kendisine ait konularda kullanacak kimselere ait olmak üzere bir emanet olarak ona verilmiştir. Arif, eşyanın sahiplerinin isimlerinin eşya üzerinde yazılı olarak gösterildiği kimselerden olmalıdır. Eşyayı hikmet sahibinin takdir ettiği ve belirlediği bir vakitte sahiplerine vermek üzere saklar. Böylece ona ait şey ile ki onun hak ediş sahipliği diye isimlendirdik. Çünkü onu hak ettiği için kendi ismi onun üstündedir. Başkasına ait olanı ayırt eder. Başkasına ait olanı ise emaneten sahiplik diye isimlendik. Çünkü sahibinin ismi onun üzerindedir. Şeriatın dili ile hepsi zahirde onun mülküdür. Ya da Arif bu durumun kendisine gösterilmediği kimselerden olabilir ve sahip olduklarından hangisinin onun rızkı olduğunu bilemeyebilir. Malın sahibi Arif'e gösterildiğinde ise keşfine göre davranır. Çünkü o konuda hüküm bilgiye aittir. Keşfi yoksa bütün malından ve rızkından Allah rızası için sadaka çıkarması gerekir. Allah katında hak ettiği bir şey kalmışsa Allah katındakine güvenerek bunu yapması gerekir. Allah katında onun adına bir şey kalmamışsa dinen mülkü olan şeyleri elinde tutması ona bir fayda vermez. Çünkü keşif bakımından gerçekte o malı hak etmemişti. İnsan onu terk eder ve o övülmüş değildir. Ariflerin halleri böyledi. Keşif sahibi, malının üzerinde başkasının adını görüp hiçbir şeyi hak etmediği için bütün malını sadaka olarak verebilir. Bu durum görünüşte keşif olmaksızın bütün malını sadaka olarak veren bir insanın haline benzer. Bu kişide Allah'a güven bulunmasa bütün malını sadaka olarak verip sonra insanlardan sadaka isteyeceği için şeriat onu kınamıştır. Böyle bir insanın sadakası geçerli değildir. Nitekim Nesai'nin aktardığı bir hadiste bir adama iki elbise sadaka verilmiş. Sonra sadaka isteyen bir adam daha gelmiş. Sadaka verilen kişi
elbiselerinden birini ona sadaka olarak verince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azarlayarak "Git elbiseni al." demiş ve sadakasını kabul etmemiştir. Keşif sahibi kimseden bir şey istemeyeceğini ve buna kalkışmayacağını kendiliğinden bilirse bütün malını sadaka olarak verebilir. Fakat keşfi olmadığında bilebiliyorsa üstünlük terazisiyle bunu yapmalıdır. Keşif sahibi ise keşfine göre hareket eder. Bu Davud zikrettiğimiz konuya uygun düşen bir hadisi Ömer bin el-Hattab'dan aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sadaka vermemizi emretmişti. O gün benim malım vardı. İçimden bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem o gün bugündür diye geçirdim. Malımın yarısını getirdim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın diye sordu. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir ise bütün malını getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın diye sordu. Ebu Bekir Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Ben de seni hiçbir zaman geçemeyeceğim dedim. Nefsini bilen insan üzerinde hükümran olan şeriatın davrandığı gibi nefsine davranmalıdır. Mürid bulunduğu vakitte aklına gelen şeye bakıp düşüncesinin hükmü altında olmaz. Öyle yapsaydı hatası doğrusundan daha çok olurdu. Burada akıllı alim bilgisizden farklılaşır. Fakat bütün bunlar keşfi olmayan Allah ehli içindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halini ve makamını bildiği için bütün malını getiren Ebu Bekir'e bir şey demedi. Ona malından ailen için bir şey saklamadın mı demedi. Ömer ise peygamberin yanında Ebu Bekir'i övmüş, peygamber de buna tepki göstermemiştir. Kâb bin Malik bu hadis hakkında şöyle der. Malının bir kısmını sakla. Kâb bin Malik aklına gelen bir düşünce nedeniyle bütün malını sadaka olarak vermiş. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona düşüncesine göre değil, halinin gereğine göre davranarak şöyle demiştir. Malının bir kısmını saklaman senin adına daha hayırlıdır.